Herkese yeniden merhabalar. Bu ay çok fazla video çekemiyorum. O yüzden ben de dedim ki bugün Macbeth tarzı bir şey çekeyim. Bu arada çok böyle anlaşılır konuşamayacağım bu videoda. Çünkü ağzım yine yara oldu maalesef. O yüzden böyle birazcık dil sürüşmeleri, onu da söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum, canım yanıyor. Olursa kusura bakmayın. Bu ay çok fazla video çekemiyorum dediğim gibi. Gerçekten normalde günde bir video ya da haftada 5 video falan çekip atıyordum, şu an düşündüm. Ama bu ay benim için böyle birazcık yorucu ve karışık gidiyor. O yüzden maalesef birazcık YouTube kanalımı 3. plana falan attım. Maalesef. Kusura bakmayın bunun için. Neyse, ben dedim ki bugün Macbeth çekeyim. Ama sonra dedim ki şu an hiç canım yemek yiyip konuşmak istemiyor. Sadece yemek yiyip RuPaul izlemek istiyorum. O yüzden yemeğimi yerken RuPaul izlediğim için sizlere su içerek bir sohbet videosu çekiyorum. Aslında belki video çok uzun sürerse kalkıp bir portakal da yiyebilirim. Ya da Activia, bilmiyorum. Bunu düşüneceğim açıkçası. Öncelikle neden bu ay çok fazla video çekemiyorum? Çünkü gerçekten çok fazla şeyle uğraşıyorum. Bu ay aşırı yorucu oldu benim için. Öncelikle okuma tarzımı değiştirdim. Farkındasınız. Artık bunu duymayan kalmadı. Bütün Türkiye duydu. Pankart asacağım. Eda okuma tarzını değiştirdi diye. Eğer duymamış olan böyle birkaç kişi varsa onlar için. O yüzden bu ay zaten böyle birazcık beni zorlayacak kitaplar okuyorum ve okumayı başarıyorum. Yaşasın. O yüzden o kitapları nasıl video çekmem gerektiğini bilmiyorum. Yani ben normalde videoyu nasıl çekiyorum? Şak şak sevdiğim şeyleri söylüyorum, sevmediğim şeyleri söylüyorum. İşte kitabı anlatıyorum, bitiriyorum. Ama şu an okuduğum kitapları, hatta şu an sadece bir tane aklıma geliyor. Mesela Swanların tarafına böyle video çekemiyorum. Çünkü yani sürekli böyle konuyu anlat, neyi sevdin, neyi sevmedin söyle ve geç tarzında bir kitap olmadığı için ona böyle bir inceleme tarzında bir şey çekmem gerekiyor ve ben kendimi şu an onu yapabilecekmiş gibi görmüyorum. Yani yapabilirim ama bilmiyorum. Canım yapmak istemiyor galiba. Evet. Zaten fark ettiyseniz okuduğum klasiklere genelde video çekmiyorum. Çünkü yani ben kimim ki bu videoyu çekiyorum, bu kitabı video çekiyorum tarzında oluyorum genelde. O yüzden önce içimdeki bu şeyi yenmem lazım o kitaplara video çekebilmek için. Onun dışında da zaten fantastik veya genç yetişkin falan okumadım. Bu ay ne okuduğumu şu an düşünüyorum ve hatırlamıyorum. Beynim yandı. Okumadım, o yüzden onlarla video çekemiyorum. Birazcık su içmem lazım. Ağzım çok acıyor. Bu arada bunu yeni aldım. O kadar güzel ki bu silikon. İçindeki pipeti de silikon ve acayip beğendim. Almak isteyen varsa Chibo'da indirimde. Hem kendime hem kız kardeşime aldım birer tane. Neyse. Konumuza dönelim. Dediğim gibi o kitaplara video çekmek beni birazcık zorluyor. Şu anda da Anna Karenina okuyorum. Kitaplar yanımda değil ama kutusu burada. Ve bu kitaba bir maraton çekeyim dedim ama çekemiyorum. Çünkü sürekli okumam bölünüyor ve doğru düzgün okuyamıyorum. Yani mesela dün dedim ki çektiğim güncelleme videosunda bugün oturacağım ve kitabı bitireceğim. Ve dün sadece 70 sayfa falan okuyabildim kitapta. Yani o kadar kötü gidiyorum ki yani çekemiyorum bu yüzden, anladınız mı? Anlatamıyorum kendimi. Video konusunda çok kötü bir boşluğa düştüm. Ama kendimi toparlayacağım. Nelerle uğraşıyorum? Babam kalp krizi geçirdi. Geçmiş olsun diyenlere çok teşekkür ediyorum şimdiden. Onun hastane işleriyle çok uğraştık. Hala uğraşıyoruz. İşte bir haftam zaten öyle geçti. İşte hastaneye git, annemlere git, annemlerle kal, evde kalmadığım gün oldu. Hastanede uğraştım. O süreçte de zaten insan çok fazla kitap okumayı da şey yapamıyor. Yani hastanedeyken açıp kitap okumuyorsunuz. Ya da annemlerdeyken açıp kitap okumuyorum. O yüzden kafadan bir hafta 10 günüm öyle geçti. Hala da uğraşıyoruz ama şu an birazcık daha tedavi kısmına geçtiler. Kalbine bir tıkalı damar var ve kalbindeki ana damarlardan biri. O yüzden ameliyat veya işte işlem olarak bir şey yapamıyorlar. İlaç tedavisine başladılar. Yani şu an aktif olarak hastaneye git geldik, bir şey kalmadı. O yüzden biraz daha eve geçebildim. Ay olarak da yani okumaya dönebildim. Ama onun dışında bir de işte ay başında teyzeme falan gittim. Çünkü teyzemin bebeği de prematür olarak doğdu ve hastaneden çıktı sonunda. Onu görmek istiyorum. Hatta yine gitmek istiyorum ama gözüm yemiyor, çok uzakta oturuyor. Gidip orada kalmak istiyorum bir iki günde ama bakalım. Yani gerçekten
bir sürü şey üst üste gelmiş durumda şu an. O yüzden hepsiyle birden böyle ilgileniyor olmak yorucu. Bir de evle uğraşıyorum. Yani Gökhan bu arada o kadar çok çalışıyor ki yani her gün 12-13 saat çalışıyor ve neredeyse birbirimizi görmüyoruz. Ve o evdeyken de bütün vaktimi ona ayırıyorum. O evde yokken zaten ben de evde olamıyorum. Bu uğraştığım şeyler sebebiyle. Yani çok yoğun, çok yoğun başlayan bir yıl geçiriyorum ve gerçekten benim için Ocak ayı böyle kötü başlamış oldu ama biraz böyle toparlamak istiyorum. Bir de işte kaç aydır hastane işleriyle uğraşıyoruz. İşte önce teyzem doğum yaptı, bebeği yoğun bakıma aldılar, onun yanında kaldım. Peşine işte fuar başladı, TÜYAP fuarı. TÜYAP fuarı biter bitmez Gökhan hastalandı. Bir hafta hastanede yattık. Ondan sonra işte teyzemin bebeği hastaneden çıktı, babam rahatsızlandı falan. Böyle bir 4 aylık hastane döngüsündeyiz gerçekten. Ve yani ister istemez insan onlarla da uğraşıyor. Özellikle Gökhan'ın ikisi çok yorucuydu. Çünkü başında durup bir tek ben ilgilendiğim için yani. Annesi babası da vardı ama ben onunla kaldığım için geceleri benim için ekstra yorucu oldu bu. Mesela teyzemle annem de ilgileniyor, kız kardeşimle ilgileniyor, babamla yine annem ilgileniyor. Onları o kadar çok koşturmuyorum ben ama hala Gökhan'ın hastanede yattığı kısmı da atlatabilmiş değilim. Yani bayağı şeyle uğraşıyorum gerçekten. Böyle bir mental olarak yoruldum yani ve bazen evde yalnız kaldığımda sadece yatmak ve hiçbir şey yapmamak istiyorum. Yani kitap okumak bile beni birazcık yorabiliyor bu dönemde. O yüzden kanalıma çok ilgi gösteremiyorum, kusura bakmayın. Yani böyle şeylerle uğraşıyorum dediğim gibi. Okuma tarzımın değişiyor olması da beni birazcık uğraştırıyor şu an. Çünkü neyi severim, neyi sevmem, işte neyi okumalıyım, acaba onu mu okusam, bunu mu okusam, işte kitaplığımdan çıkartsam mı bu kitapları falan, böyle bir ikilemdeyim aynı zamanda. Kitaplığımın düzenini değiştirdim biliyorsunuz, şu klasikleri hop hepsini böyle yukarı aldım. O yüzden acaba diyorum biraz daha mı değiştirsem, acaba bu bütün genç yetişkinleri birilerine mi versem falan diye düşünüyorum. Mesela şunları veririm diye ayırmıştım ama sonra kıyamadım. Instagram hesabımdan da nereden baksanız 50 tane kitap hediye ettim. İşte bir kısmını sattım kendime, yeni kitaplar aldım falan filan. Böyle yani hayatımda böyle bazı değişiklikler de oluyor. Bir de bu hastane dönemi, bu 3 aylık hatta 4 aylık hastane yoğunluğu sırasında da ne yediğime dikkat ettim, ne başka bir şeye dikkat ettim. Özellikle hastanede kalırken, mesela teyzemin yanında kalırken gece uyumamam gerekiyordu. Ye uyumamak için ye. Bayağı kendimi de saldım. Şimdi tekrar koşu bandına başladım. Birazcık daha yediklerime dikkat etmeye başladım ama yani bir hastalığım olduğuna bahsetmiştim daha önce. Bu hastalık sebebiyle yine bayağı kötü gidiyor kilo durumlarım. O da beni birazcık düşürdü ve beni birazcık yormaya başladı. Yani vücuduma binen ağırlığı hissedebiliyorum. Ve bir hafta dikkat etsem yediğime 300 gram gidiyor ama bir gün boşlasam 1,5 kilo alıyorum. Yani o kadar kötü bir döngünün içindeyim ki sanki böyle hiç boşlamamam gerekiyor ama bazen diyorum ki zaten veremiyorum, ye gitsin. Yani böyle çok mental olarak çok yoruldum. Fiziksel olarak da yoruldum. Bilmiyorum. Bu ara birazcık yavaştan alacağım bu yüzden. Buraya böyle çok yoğun video atamazsam kusura bakmayın. Böyle birazcık konuşmuş olmak istedim. Daha söyleyeceğim bir sürü şey var ama söylemeyeceğim şu an. Bu kadar uzun bir videoyu zaten sıkılırsınız büyük ihtimal izlerken. Ve ben bayağı yavaş konuştum bu videoda. Galiba bu yaptığım diyetten ötürü. Bu arada şeyle geri dönmeyi planlıyorum, işte diyet günlüğüm. Çünkü uzun bir ara verdim, farkındasınız. Diyet günlüğümü de geri döneceğim. Ama ne zaman bilmiyorum. Önce birazcık daha kendimi iyi hissetmem gerek bu konuda. Çünkü gerçekten bir anda çok fazla kilo aldım ve bu durum beni çok üzüyor. Aslında ya fiziksel olarak Gökhan hiçbir fark yok diyor ama tartıda gördüğüm rakam beni o kadar çok üzüyor ki. Açıkçası bacaklarım çok sertleşti ve bacaklarımın kaslandığını hissedebiliyorum. Çünkü biz 5. katta oturuyoruz ve ben sürekli yürüyorum zaten. Yani evde yat durmadan yat yatlıkta değilim. Sürekli hareket halindeyim. İşte her gün en az bir yarım saat dışarı çıkıp yürüyorum falan. Bacaklarımın kaslandığını hissediyorum ve kendimi bacakların kaslandığı için tartıda yüksek çıkıyor kilom diyerek kandırmaya çalışıyorum ama yani şuralarımın da bayağı yağlandığını hissediyorum açıkçası. Bu beni üzüyor. Bilmiyorum, aslında spora başlamak istiyorum ama bir yandan da böyle insanların içine girmek istemiyorum. Çünkü zaten evde koşu bandı var. Onu da halledebilirim gibi. Dün bir saat yürüdüm. Bugün dışarıda yürüdüğüm için çıkmadım koşu bandı ama belki çıkarım, bilmiyorum. Bilmiyorum, hayatım şu an kocaman bir karmaşıklık gibi. O yüzden çok fazla bir şey yapamıyorum. Kitap bile doğru düzgün okuyamıyorum. Bu seneye gerçekten kötü başladım ama bakalım. Her şeyi toparlayıp inşallah bir şeyler yapabileceğim.
Göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Kanalımı da birazcık genişletmeyi planlıyorum. Farklı içerikler çekmeyi planlıyorum. Belki ilkbaharda böyle bir köklü değişikliğe gidebilirim. Yani tabii de kitap videosunu asla bırakmam biliyorsunuz ama belki yanında haftada bir kere farklı videolar çekebilirim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Değiştirmek istediğim bazı şeyler var. Bakalım. Neyse daha fazla konuşmuyorum. Çok konuştum gerçekten. Hay, umarım beni dinlemek hoşunuza gitmiştir ama bayağı bir böyle yakındım ve iç döktüğüm video oldu resmen. Ben daha eğlenceli bir şeyler çekerim diyordum. Ama şu an böyle çok şeydi yani sallantıda ruhsal durumlarım. Gerçekten böyle hiç kimseyi görmeyeyim, kendimi eve kapatayım, hiç kimse yanıma gelmesin düşüncesinde girdiğim durumlar olabiliyor. Gerçekten tek katlanabildiğim insan Gökhan şu anda. Gökhan da söylüyorum bunu yani kimseyi görmek istemiyorum. Kimseyle birlikte olmak istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Neden böyleyim bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyse tamam. Videoyu kesiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.